Merhaba arkadaşlar, sizlere ilk önce Antarktika'nın yeşil bir orman yolunda ilerlemesiyle ilgili, 2017'de yapılan bir bilimsel araştırmanın bilgilerini sunacağım. Videonun devamında ise günümüzde yapılan, bir bilimsel araştırmanın verilerini sunacağım, videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin derim. Gerçekten Antarktika ormanlarla dolu, bir kıta olmaya devam ediyor. O zaman hadi başlayalım. Küresel ısınma sebebiyle son 50 yıldır ısı ortalaması sürekli artan Antarktika'da yaz döneminde ortaya çıkan yeşil yosun oranında büyük artış yaşanıyor. Antarktika'da araştırma yapan bilim insanları kıtada yaz döneminde ortaya çıkan kara yosun oranında son 50 yıldır ciddi bir artış yaşandığını keşfetti. Küresel ısınma sebebiyle Antarktika'da eriyen buz oranının artması sebebiyle açığa çıkan nem miktarındaki artışın yosunlara daha fazla üreme ve daha uzun yaşama şansı tanıdığı belirtildi. Birleşik Krallık Exeter Üniversitesi'nde paleoiklim araştırmacısı olarak çalışan Matthew Amesbury, Antarktika'da 50 yıldır sürekli olarak artan ısının kıtada büyüyen yosunlar üzerinde ciddi etkileri olduğunu ifade ediyor. Araştırmacı Amesbury ayrıca ısı bu şekilde artmaya devam ederse yakın gelecekte Antarktika'nın daha yeşil bir kıta haline geleceğini sözlerine ekliyor. Genellikle oldukça yavaş büyüdüğü bilinen yosunların soğuk kutup bölgelerinde yaz sezonu sonunda yok oldukları biliniyor. Ama sıcaklıklar durmadan arttığı için yok olmaları artık imkansız hale geliyor. Exeter Üniversitesi çalışanı Dan Charman önderliğindeki araştırma ekibi kıtanın Güney Amerika'ya en yakın noktası olan ve kıtada küresel ısınmadan etkilenecek ilk yer olacağı düşünülen Antarktika Yarımadası'nın 400 millik kıyı şeridi boyunca yosun örnekleri topluyor. 50 yıl önceye kadar Antarktika Yarımadası'na yılda 1 milimetre ya da daha az büyüyen iki tip yosun kümesi hakimken son 50 yıldır büyüme oranının yılda 3 ve üstü milimetreye çıktığı rapor edildi. Antarktika'da hava durumu raporlarının 20. yüzyılın ortasından itibaren kayıt altına alındığı hesaba katılırsa bu tarihten önceki büyüme oranlarının hava durumu ya da başka hava trendlerine bağlamanın da mümkün olmayacağı hesaba katılıyor. Fakat yine de yosun kümelerindeki büyüme oranındaki artışın 1950'lerden sonra görülmesi hava durumu olayları ile ilişkili kanıtları güçlendiriyor. Karbon izotop birikintisi ve mikrobik aktivitenin de arttığı görülüyor. Bu kanıtlardan yola çıkarak yakında Antarktika çok farklı bir ekolojik görünüme sahip olacağını tahmin ediyor. Araştırmacılar, Antarktika'da 6 yıl boyunca yaptıkları uydu ve saha gözlemleri sonucu tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1679 yosun bölgesi tespit etti. Toplamda 1.9 kilometrekare alana, kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtüleri yayıldığı belirtildi. Küresel ısınma sonucu erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların, yılda 479 ton karbon salınımı doğurabileceği kaydedildi. Araştırmacı Matt Davey, yosun örtülerinin hali hazırda bazı mantar sporları ve bakterilere, yuva sağladığı araştırmanın sonunda dikkatini çekti. Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir. İfadelerini kullandı. Bilim insanları, küresel ısınma etkilerinde kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarıda bulunmuştu. Antarktika'da bulunan Seymour Adası'nda 14 Şubat'ta ölçülen 20.7 derece sıcaklık, kıtada bugüne dek ölçülen en yüksek değer olarak kaydedilmişti.